Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Selâsun men kunne fîhî vecede halâvetel îmân. En yekûne Allahu ve Resûlû ehabbe ileyhi mimmâ zivâhumâ. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illâ lillâh. Ve en yekre en ya'ûde fil küfr ba'de iz engezehu Allah. Kemâ yekrehu en ya'ûde fil nâr sadaka Resûlillâh. Revâhu'ş şeyhân. Üç şey vardır ki bir insanda bulunursa imanın tadını tadmıştır. Cenab-ı Hak cennet nimetlerinden leziz bu şeyi vicdanlarımıza tattırsın. Selâsun men kunne fîhî vecede halâveten imân. İmanın tadını tatmıştır. Ölçü budur. Kim imanın tadını tatmıştır? Ben nasıl kendime bakacağım acaba imanın tadını tattım mı? Ölçü veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. En yekûne Allahu ve Resûlûhu ehabbe ileyhi mimmâ zivâhumâ. Allah ve Resûlûnû. Onlardan gayri her şeyin üstünde sever imanın tadını tadan. Allah ve Resuluna tercih edeceği bir şey yoktur. Allah ve Resulun önüne geçireceği bir şey yoktur. İradi ve vicdani olan bu meseleden, dişini sıkar bu hususun içinde meydana gelmesi için lazım gelen her şeyi yapar. Allah ve Resulü her şeyin önünde seven, imanın tadını tatmıştır birisi bu. Kendi kendinizi yoklayın. Seyyidina Hazreti Ömer şöyle diyor bir gün. Nefsim yedi kudretimde olan Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah. Seni nefsimden sonra her şeyden fazla seviyorum. Allah Resulü hoş karşılamıyor. Belki kaşlarını çatıyor. Ya Ömer diyor. Beni nefsinden de artık tutmadıktan sonra iman edemezsin. İman etmiş sayılamazsın. Beni nefsine de tercih edeceksin. Hazreti Ömer şu dakikadan itibaren seni nefsimden de artık seviyorum ya Resulallah diyor. Allah ve Resulünü nefis dahil her şeyin üstüne çıkarmadıktan sonra imanın tadını tatmış olamazsınız. Bu seviyeye gelen bir insan çırpındım gelemedim, zorladım kendimi varamadım, tadayım dedim el uzattım yollar uzandı elim varamadı duyamadım. Yer yer burnuma kokusu esti esti geldi. Duyduğum anlar oldu belki bunu. İşin o türlüsünü tatmadım misalde veremeyeceğim. Ama ben Rabbimle alakada ara sıra duyduğum şeyi ifade ederken beşere beşeri noktayı nazardan izah edeyim. Bir genç delikanlının beşeri garizelerin kamçıladığı hengamda maşukuna karşı duyduğu alakanın çok fevkinde bir de buna şefkat inzimam ederek Rabbi hatırlarken burnun kemikleri sızlaması var ya, işte o hale gelmedikten sonra imanın tadını tadamazsın. Bekleyeceksin. Memleketine seni götüren bir trenden başını çıkarıp bekleyen adam gibi. Şu dünyada vagonlar içinde yaşarken ve vagonda seni vatan ahdine götürürken pencereden başını çıkarıp bekleyeceksin. Ne zaman Allah'ım sana varacağım? Ne zaman bir yerde kolumu kanadımı atıp sana uçacağım? Ne zaman sana doğru gelirken bir Ağustos böceği gibi seni terennüm ede de çat diye çatlayıp bir ağacın başında sana vasıl olacağım? İşte bunu vicdanında duyacaksın. O zaman imanın tadını tatmış olursun. Bu duyguyu içinde geliştireceksin. Serencamesi çok geniş ve çok su götüren bir hamurdur. Cenab-ı Hak bir irfan dönemine girdiğimiz bu mevsimde bu türlü şeylerle lütfedip imdadımıza yetişsin. Bizi doyursun. Vicdanımıza azametini duyursun. Bununla bizi meşbu kılsın. Zira başka şeyleri sönük onu parlak görmek istiyorum. Resulullah'ı da öyle. Resulullah'ı da her şeyin üstünde sevecek. Bir aşık maşuk münasebeti içinde duracaksınız. Size arz etmişimdir onu da arz edeyim. İmanın tadını tatmış olabilmek, o farklılığa erebilmek için yapacaksınız. Resul-i Ekrem Medine'ye teşrif buyurduktan sonra, o güne kadar kendisine karşı fedakarlık yapan ashabının evine gidiyor, biz bu büyük vazifeyi ihmal ediyoruz. Kardeşlerimizi ziyaret edemiyor, teker teker hal hatırlarını soramıyor, dertlerine inemiyor, iç alemlerini kurcalayamıyoruz. Bu yüzden dolayı muhakeze edilme durumundayız.
kusurluyuz, suçluyuz. Allah bizi herkesle beraber affeylesin. Allah da terk etmiyor. Davetlere icabet buyuruyor. Mazi yazarları bize şunu naklediyorlar. Hane-i saadetlerinde elinde ve avucundaki her şeyi dağıtmış aç beklerken kapısı çalınıyor Mefkari Mevcudat Efendimiz'in. Cihanın efendisi yiyecek bir şey bulamadığından ötürü aç, susuz, aç bir ilaç evde beklerken kapısı çalınıyor Mefkari Mevcudat Efendimiz'in. Kapı açılınca içeriye nur insan, Sıddık-ı Ekber giriyor. O hanenin kayınpederi. Allah Resulü'nün nebilerden sonra en aziz kutlu, kendinden sonra halifesi Sıddık-ı Azam. Bu saatte niye ya Ebu Bekir? Ya Resulallah evde yiyecek bir şey bulamadım. Ve zaten biliyorsun, acaba hane-i saadette bir şey var mı diye, kızımın hanesine kadar geldim, bir şey var mı diye. Ben de onun yokluğu içinde intizar ediyordum buyurur. Bu miskinliğin çalışmamanın ifadesi değil. Belki İslam yükselme şeridindeyken, yükselebilmek için her şeyi feda etmiş olmanın neticesi. Bütün var uğurda kullanılmış, yanan mum yanmış, tahtıya dayanmış, her şey bitmiş olmanın neticesi. Elde avuçta bir şey kalmamıştı. Söz uzayıp giderken kapı yine çalınıverdi. Kapı açılınca sövelerden, eşiklerden içeriye girmeye sığmayan, manasıyla beraber maddi durumu ve cismaniyeti azim ve cesim olan Seyyidina Ömer içeriye girdi. Ya Ömer, bu saatte haneye buraya teşrifin sebebi nedir? Hattab oğlu Ömer'in ruhu feda olsun. Evde yiyecek bir şey bulamadım. Resulullah'ın hanesine kadar gideyim dedim. Acaba bir şey var mı orada? Beraber ikram edelim. Vaka kaynaklar itibariyle ne kadar zayıf olursa olsun buraya kadar. Fakat devri risalet benaide emsali cereyan eden binlerce vakadandır. Ve nihayet Ebu'l-Heytem'in bağ ve bahçesinde gördükleri hurmalardan istifade etmek üzere onun evine doğru giderler. O Ebu'l-Heytem gibi bir delikanlıydı. Senelerce evvel Resul-i Ekrem'in elini sıkmış Akabe'de biat etmişti. Bu adama biat etmede gecikmeyin ne duruyorsunuz demiş. Ateş gibi hareket etmişti. Onun evine gidiyorlar. 4-5 yaşında bir çocuğu var Ebu'l-Heytem-i Seyyihan'ın. Evde yatıyorlar. Seyyidina Ömer kapının tokmağına dokunuyor. Ve gür sesiyle sesleniyor. Ebu'l-Heytem diyor. Çocuk yerinden oynuyor. Resulullah'ın yakını Ömer geldi anne diyor. Baba Ömer geldi diyor. Oğlum ya bu saatte Ömer ne ara burada diyorlar. Ve sessiz, hamuş yatağı içinde uyurken kapı yine vuruluyor. O ince narin sesiyle, iç yakıcı eda ve nalamatıyla Seyyidina Ebu Bekir sesleniyor. Ebu'l-Heytem, baba Ebu Bekir geldi kapımıza, kapıyı açayım. Ya evladım Ebu Bekir ne gezer bu saatte? Ve nihayet Resul-i Ekrem tatlı sesiyle, bam teline gibi dokunurken çocuk artık babasına sormayı düşünmüyor. Kendisini kapının arkasında buluyor. Baba Resulullah bize şeref verdi. Kapı açılıyor. Gül insanlar içeriye giriyor. Çocuğa öyle telkin edilmiş ki 4 yaşında, 5 yaşında babasının yanında Resulullah, hatta Resulullah'ın yanında sadık dostları. Sadık dostları dahi o evin içinde 2., 3., 4. şahıslar olmuş. Bir evde ne kadar sevildiğinizi bilmeniz için çocuklara sorunuz. Yakınlarınızın, komşularınızın evlerine gittiğiniz zaman o evde ne kadar bahsediliyorsunuz çocuklarınıza sorunuz, göreceksiniz. Sizinle o evde alaka var mı yok mu anlarsınız. Arkadaşlarımdan öyleleri vardır ki, bu mücrim ve günahkar bir insan, hatta iyi manada yanılarak bir mümin zannederek evlerine çocuklarını anlatmışlardır. Ben evlerine gittiğim zaman perdenin arkasından bakar, hoca bu mu babam? Yanına gideyim mi ben hocanın? Anlatmışlar evde kafasına girmiş. Ya Resulullah anlatılırsa, yatarken yatakta, Resulullah da yanımda yatıyor benim, öyle düşünür. Sofrada Resulullah elini benimle beraber uzatıyor. Beynimin kuddeleri içinde göklerde gezdiği gibi geziyor. Beynimin fakültelerini açıyor, hayat nefhediyor. Bu ruh ve şuuru verecektir nefsine.
ve Resulullah'ı her şeyin üstünde sevecek. İşte o zaman imanın tadını tatmış olacak. Neredesin demeyi tekrar etmeme lüzum var mı?